Selamlar dostlar. Bugün karşınızda harika bir korku oyunuyla beraberim. Korku oyunu, kart oyunu biraz karışık ama ben çok eğlendim abi oynarken şu ana kadar. Umarım siz de seversiniz. Şimdi abi bize bir Bullfrog kartı verdi. Bakalım bununla neler yapacağız. Abi şöyle ki bu oyun böyle kademe kademe sizi yürütüyor. Ve bu şekilde çeşitli olaylar oluyor. Ben bunları çeviriyor olacağım. Bir kadınla karşılaştık abi. Bize işte birkaç tane totem gösteriyor arkadaş. Birini al dedi. Ben de şimdi böyle bir şey kafası var. Ne onun adı? Sincap kafası var abi elimizde. Bunlardan birine şimdi sincapların gücünü vermiş olacağız böyle olunca. Sincaplar büyüyebiliyormuş abi bunu aldığımızda veya sincaplar geri vurabiliyormuş. Peki şunu alalım, ilginç olsun. Çok güzel olmadı açıkçası ama olsun, değiştirebiliriz zaten, sıkıntı değil. İkisinin arasından, ya üçünün arasından en iyisi o gibi göründü bana. Peki abi, kombata giriyoruz. Hadi bakalım. Adamda geyik totemi var. Geyikleri uçuyor olacak arkadaşlar. Şimdi ne anlatıyor bu arkadaş? Bu arkadaş konuşuyor bakın. Üçüncü bir konuşan kart var diyor. Ben sevmiyorum ama birazcık bize yardım edebilir diyecek galiba. Normale çevirebilir işleri yeniden diyor. O kurdu kapatmasının bir sebebi var diyor. İşe yaramıyor ama bence bunda düşünülecek şeyler var diyor. Bir şekilde bu arkadaşı çıkaracağız abi galiba kafesinden. Bakalım ondan önce biz bir canımızı kurtaralım. Şimdi bizim şöyle bir boulder'ımız var abi. Boulder gördüğünüz gibi atak puanı yok. Bunların bakın skorunun da yok da. Stout'un mesela bir vuruşu var abi. Bir vuruş 3 can. Bu şekilde. Sonrasında bakın üstteki kan sembolünün ne olduğunu şimdi göstereyim sizlere hemen. Abi mevzu şu. Biz mesela bir tane sincap oynadık. Şimdi ben mesela Stout oynamak istesem şu şekilde bunu sacrifice ediyorum ya, yani kurban ediyorum. Böylece onu oynayabiliyorum. Adam şimdi şunu oynayacakmış. O ne kadar tehlikeli bir kartmış şöyle be. Ne yapsak ki? Peki abi bir tane item kullanacağım. Şöyle yapacağım. O onu keser zaten. Bunu da sacrifice etmeye gerek yok. Çünkü bu çocuk zaten bakın şu sembolü yüzünden İki tane tarafa vuracak. Bu Skorul zaten öldürecek galiba o. Çıktığı anda vuruyorsa ölecek o Skorul abi. Geçmiş olsun. O zaman ne yapsak? Ne yapsak? Ne yapsak? Caged Wolf mu koysak acaba bir tane? Bunu ben hiç oynamadım. Daha o yüzden merak da ediyorum açıkçası. Biraz da bone'umuz olur. Bu bone'lar da şunun için gerekiyor abi bakın. Bunu da şuraya koyarsak bu eleman da az vuracaktır. Çünkü bu eleman kokuyor. Böyle bir durum var. Peki abi turumuz bu kadar. Devam edelim. Bir hasar vurduk. Şu şekilde hasarımızı sayıyor arkadaşlar. Oradan yürüyeceğiz. Eleman sağa yürüdü. Bu hiç beklemediğim bir durumdu. Onu görebilirdik aslında. Tatsız oldu biraz. Neyse abi bizim sincaplarımız hiç vurmuyordu normalde. Şimdi büyüyüp hasar vuruyorlar. Böyle bir durum var. O yüzden güzel. Keşke bunları aralarında yürütebilsek ama öyle bir şey yapamıyoruz. Daha itemim de kalmamış. O zaman ben yürü diyorum ya herhalde buna. Hadi bakalım yürü. Bizim eleman bir daha vurdu. Tamamdır. Çocuk şimdi oraya geçtiği için hasar vurmuyor bile artık. Süper. Elder Scroll oldu bakın arkadaşlar. 1'e 3 oldu. Fena değil. Fena değil. 1'e 3 stat gibi bir şey işte. Aynı bu. Tamam. Bullfrog'umuz var. Şundanımız var. Biz bu Caged Wolf'u oynadık ama güzel olmadı sanki ya. O hasar bile vurmuyor karşısına. Ha, onu da kanıtamıyormuşuz. Süper. Kitledik orayı. Müthiş olmuş, müthiş olmuş. Gerçekten klasiktir. Peki abi, peki abi. O zaman ben yürüteyim mi bunu? Yürü abi, yürü bakalım. Hasar vuruyoruz sonuçta. Kötü değil. Elemanın eli çok kötü galiba. O yüzden bir şey yapmıyor şu an yani açıkçası. Ölecek birazdan sanki. Peki. Ben şimdi bir scroll alayım aga. Şöyle koyayım. Sonra da bir Bullfrog koyayım. O onu öldürür zaten. Helal olsun. Hocam senin kartın mı yoktu bilmiyorum, bizi mi es geçtin? Herhalde map'in başında diye böyle yaptı. Demin öldüm abi ben. Bu yeni bir hayata geçtik. Oyun her başladığınızda, ya oyunu her kaybettiğinizde, öldüğünüzde oyun yeniden başlıyor abi. Böyle bir mantığı var oyunun. Biz de şu an yeni bir canımızdayız yani. Kurt alalım bakalım. Kurt iyidir. O yüzden yani aslında ben bu oyunu bir süredir oynadım ama siz oyunu açtığınızda da yine aynı bu şekilde oynuyor olacaksınız. Oyun çok güzel abi, kesinlikle tavsiye ediyorum.
Şimdi bize bir şeyler verdi. Burada kuş var, böcek var veya bu var. Başka bir şeyin kellesini almamız aslında işimize yarayabilir. Benim hiç kuşum yok. Böcek kellesi alalım. Peki abi. Bir de böyle deneyelim bakalım. Ha? Yok. Sincap daha iyi ya. Sincap olayı güzel oldu bence. Sincapların evrim geçiriyor olması fena değil. Peki abi. Yeni bir kombata geldik. Aynen. Neyin var kardeş? Çakal getirmiş bir tane. Bir tane de porcupine getirmiş. Buna vurunca bize yere hasar vuruyormuş. Eyvallah. Şimdi o zaman onu teklemeyelim. Şunu tekleyelim. Örümcek mi lan o? İğrenç. Sevmem. Peki abi. Squirrel zaten vuramıyor. Diyecektim ki Squirrel'ımız bizim vuruyor. Tatsız. Ama 3 canı var değil mi lan onun? Hiçbir şey olmaz. O zaman şöyle yürüttük. Ben bir el geçiyorum aga. Tabii o öldü. Kötü oynadık ilk eli abi. Sıkıntı yok. Şuraya şundan koyacağım o zaman. Tamam. Onun hasar vurduğunu görmemişim ben. Bir el daha geçelim. Ölmeyiz diye umuyorum. Öldük abi. Büyük rezalet oldu bu açıkçası. Peki bir tane canım gitti. İki canım var zaten. Bir şey olmaz. Şurada bir şey var. Nedir bu? Ben bunu hiç görmedim. Ya kart alacağız ya da maden yapacağız. Madene gidelim. Minecraft tarzı. Tamam abi. İçinde altın olan bir tanesini bulursan alabilirsin diyor. Normalde son bosslardan bir tanesi. Hangisine vuralım dostlar? Abi şimdi mantıken sağdakine. No gold. Alabilirsin bunu dedi. Peki. Peki abi. Bu nedir? O bir tane yaratığımız ölünce bu direkt otomatikman yerine geçiyormuş. Eyvallah. Eyvallah. Fena değil. Fena değil. Bundan item çıkıyor abi. Bu da güzel. İtem alalım. Bone tokens. O kemik çıktı. Bu bütün kartlarımızı uçan hale getiriyor bir turluğuna. Bu bir can veriyor. Bu da birazcık bone veriyor. Bone kolay kazanılan bir şey aslında. Gerek yok o yüzden. O adamın kartını keselim tabii ki. İşimize yarar kesinlikle. Peki abi yürüdük ileriye doğru. Evet bizim sincaplar büyüyor. Bu abi ikidir buna işaret ediyor ama nasıl kıracağız kardeşim? Söyle kıralım yani. Have to break it. Yok abi kafesteki kurtu ben kurtaramıyorum şu an. Onu bir şekilde yapacağız inşallah. Nedir bu? Wolf Cub. Abi bunlar da büyüyor bakın. Aynı sembol var üstünde. O yüzden ona karşı bir şey yollamak lazım. Ben ona karşı böyle büyük bir kurt yollasam fena olmaz sanki. Peki şimdi ne yapsak ki? Ne yapsak ki? Bir şey yapamayız aslında bakarsanız. Çok da düşünecek bir şey yok. Yürüt. Wolf Cub bir tane vurdu. Tamam. Elder Squirrel oldu o gördüğünüz gibi. Şimdi abi o zaman ben bir sincap daha alıyorum. Koyuyorum. Bizim büyük sincabı kurban ediyorum. Wolf'u çaktım. Büyük kurt, küçük kurtu yer abi. Hadi bakalım. Opossum'la bir tane vurdu. Squirrel koyduk şimdi. Nereye koyalım? Wolf Cup bir tane daha geliyor. Hayda. Stink Bug. Stink Bug'ı buraya koyarsak Opossum vuramaz bile. Wolf Cup da vuramaz. O zaman onu oraya çaktım ben. O zaman şöyle yapalım. Burada şuna kurban edelim. Hiç sıkıntı yok. Çok güzel. O zaman bir tane daha sincap ver. Şuraya koyalım. Bizimki zaten büyüyor. Galiba kazandık zaten. Ekstra hasar vurursanız da abi o para olarak dönüyor size. Şu arkadaşta da paralarımızı harcayabiliyoruz. Gidelim harcayalım. Evet abi. Bunlardan şimdi satın alabiliyoruz. Bir tanesini beleş veriyor. Lan zaten bir tane varmış. Peki gidiyorum hadi ben. Yok yani elimizde hiçbir şey. İlk canımız olduğu için burada. Ama biliyorum. Maşa şeyiz. Eyvallah. Beleş verdin gittim zaten yani. Peki abi. Burada ya bir tanesine bir can veya atak kazandıracağız ya da şuradan kart birleştireceğiz. Kart birleştirelim. Peki abi. Yoksa burada başka bir şey. Bu kurban etme galiba. Peki abi. Burada bir tanesini yakıyoruz komple.
şu konuşan kartları yakmayı tabii ki tercih etmiyoruz. Biz şimdi öldüğümüzde kendi kartımızı çiziyoruz ya, bunlar da insan, herhalde zamanında insanmış veya oyunu oynamış insanlar ve de işte bakın oyunda sıkışmışlar falan filan, korku şeyleri falan. O yüzden onları yakmıyoruz yani. Şimdi Caged Wolf'umuzu burada acaba şey yapmaya çalışsa mıydık? Neyse, uğraşmayalım. Ne yapıyor şimdi abi bu? Biz şimdi bununla 273 yazıyor bakın bu şeyin üzerinde. Bunu gidip bir kullansak güzel olur. Neymiş artık görürüz. Peki 273'ü ben hatırlayacağım. Card Bearing the Sigil. Bu hava savunması veriyor abi buna. Kime hava savunması versek? 1'e 2 bu kart. Bir şeyi var. Peki abi Stinkbug zaten bizim kullanabildiğimiz güzel bir kartımız. Bir de havayı kullansın. Havayı da savunsun artık. Havadan vuran kartları normalde savunamıyorsunuz siz bu şekilde. Evet abi, şimdi size çok ilginç bir şey göstereceğim. Ayağa kalktık, geziyoruz abi. Beklemezsiniz böyle bir oyundan bunu açıkçası. Şimdi ben bu oyunun puzzle'larını zaten yapmışım açıkçası. Gerçi bu yapılmamış mı? Nasıl? Peki bunu yapalım en azından da. En azından yapmamışsak da size göstereyim. Şimdi buradaki mevzu şu, sizden 5 hasar vurmanızı istiyor. Şunu aşağı indiremiyor muyuz bir tane daha? İndiririz. Tamam, 5 hasar olur zaten. Burada bir şey yok. Niye yaptık lan bunu o zaman? Peki Murat, peki. Ben bunları aldım diye hatırlıyorum ama ne de bir göreceğiz. Ne de bir göreceğiz. Şimdi abi. Bunu aşağı veya yukarı oynatamıyorum gördüğünüz gibi. Peki abi, ben bunları zaten yaptığım için şu an olmuyor da. Siz yapın onları. Caged Wolf'u nasıl çıkaracağız kardeşim bunu? Mumu söndürdüm gördüğünüz gibi. O diş varmış ya. Dişleri toplam. Caged Wolf'a bir şey yapacağız da hatırlayamadım ne yapacağımızı. Buradan da sanki bir şey yapıyoruz da bunu oynatıyoruz mu? Böyle bir şey var. Çağ almak lazım onun elinden. Uyandırdık abi arkadaşı. Kardeş. Peki abi. Şu kasanın şifresiydi abi 273. Bu arada onu da siz de yapın. Oranın içinden işte Stinkbug'ı alıyorsunuz. Önemli o. Coyote Squirrel'u galiba yaptığımızda da bir şey oluyor. Onu ben çözemedim. Bu böyle bu şekilde ayarlıyorsunuz da bir şey çıkıyor. Onu da ben bilmiyorum. Bunları kendiniz çözebilirsiniz abi. Oyun çok güzel gerçekten. Oyunda daha çözülecek çok şey var. Ben ustasının ustası değilim. Böyle bakın kitabı da var. Oynuyoruz yani açıkçası. Şu anlık açıkçası beni kart kısmı zaten daha çok çekiyor. Yani masanın etrafında gezip açabildiğiniz şeyler de hoş. Oyuna da yardım ediyor bir kısmı ama. Neyse. Şimdi boss battle'a girdik arkadaşlar. Adamın iki canı var. Benim bir canım var. Bir tanesini üflüyor. Benim zaten bir canım olduğu için şey olmadı. Evet abi, ilk boss'umuz. Haydi bakalım. Sincaplarımız güçlü hala. Evet, sen o kurtu kurtarmak istiyorsun, onu anladım da. Şimdi abi şu Pack Mule'u öldürdüğümüzde bunun içinden item çıkıyor. Bunu hatırlıyorum. O yüzden ona göre hareket edelim. Squirrel koyalım karşısına bir tane. Bullfrog'u da koymayalım. Bir tur oynatalım. Güzel. Aa, bizim çocuk şimdi onu yavaş yavaş kesecek. Benim itemim var mı? İtemim var da şimdi kullanmayacağız. Peki bir sincap çektim hemen. Coyote koymuş eleman. O zaman onun karşısına Bullfrog koymayalım. Tek yer çünkü. Gerçi tek atardı ona. Zaten bir canı varmış. O zaman sen ona tek at. Bizim kafamız rahatlasın. Onun dışında bir tane daha geliyor çakal. Sıkıntı yok. Peki abi. Eleman yürüdü bakın. Tatsız oldu açıkçası o birazcık. Şundan koydum. Peki bunu bir tur yürüteceğiz. Burada oynayabileceğimiz bir şey yok çünkü. Oraya yürüdü. Onun çakalı aslında durdurmuş oldu. Fena değil. Diğerini çeksek daha iyiydi. Bunu çekmemiz tatsız oldu. Bir tur daha yürüttük. Sincaplar bu şekilde olunca ilginç bir dinamik oluştu oyunun içinde. Ya o Caged Wolf'u vermeyin be kardeşim bana. Ne yapacağım ben bunu? Peki şundan koydum abi.
Evet, şimdi bir vuruyor. Güzel, güzel. Elder Scroll tek bile yemiyor. Çok güzel. Hacmule şimdi patlayacak. Güzel. Şuradan şimdi Corpse Maggots geldi. Bu birisi öldüğünde yerine geçiyormuş sözde. Bakalım. Bir sürü kart geldi abi şimdi elimize onu öldürdük diye. Çok güzel. Ve de elemanın bir canı gitti bile. Çok iyi. Şimdi bu adamın özel yeteneğini kullanıyor abi. Ah bak, kart oynadı. Bunların yerine ise Gold Nugget gelecek. Normalde bunun yerine de gelirdi bizim kartımız olmasaydı oradaki. Temiz, temiz. Bir de güçleniyor. Bak, bir de güçleniyor. Çok güzel. Peki, şimdi elimizde neler var? İki tane skoralım varsa ben bundan çekebilirim. Wolf'um gelmiş. Güzel. Tamam, bir tur bekleyelim. Şunu öldürsün. Şeyler koyarız. Tamam, şimdi bir Squirrel daha ver bana madem öyle. Bundan koyalım. Porcupine koyalım şimdi yerine onun. En azından bir hasar yesin çocuk. Tamam, bir tur geç. Bir tur geç. İki hasar yiyecek tabii ki. Bir de şuradan yiyecek çünkü. Tamamdır, sıkıntı yok. Ben direkt Squirrel'dan yürüyeceğim. Elk var mesela. Bat koyabilirdik aslında ama Squirrel'ı koymasaydık keşke. Keşke keşke. Wolf koyabiliriz abi belki. Bari şimdi yarar bilmiyorum. Aslında şöyle yapabiliriz ya. Bu eleman şu an güzel aslında ama ve lakin şöyle Wolf koyarız. Bir de bir Bat koyarız. Nasıl? Fena değil. Gördüğünüz gibi öldü arkadaş. Güzel oradan. Biraz diş de kazanmış olduk. O canımızı da geri verdi. Süper. Evet abi. Şimdi bir turu tamamladığımız için bize ödül veriyor. Bize bir rare card verecek. Amif varmış abi. Sigils are ever changing. Vay. Bunu hiç görmemiştim. Bence kötü olur açıkçası ama Holy Mantis dalgası, Perfect Incarnation falan filan korkunç bir şeymiş. Becomes Incensed. Bu neymiş şimdi? Yanına gereksiz şarlar çıkarıyor. Bu üçlü vuruyor. Üçlü vuranı alalım. Kartın kendisi çok vurmasa bile bunu başka şeylere basabildiğimiz için ya kurta mesela 3 vurmalı bassak direkt tek atıyor yani. Çok OP şeyler yapabiliyorsunuz abi oyunda. Peki abi. Wetlands'e girdik. Şimdi ya böyle aile seçeceğiz ya da direkt kart seçeceğiz. Kart seçelim. River Snapper. River Snapper'ı alabilirim ben. Sadistik. Sen bana bir lan ver. Güzel tank karakterimiz oldu böylece. Peki abi. İtem verecek şimdi bize ama itemim var benim zaten dolu. Onun yerine şunu kabul et dedi. Vay. Peki abi eyvallah. Eyvallah abi. Hakrat verdiler. İtemim yok. İtem yerim yok diye. Zaman bir kombata daha girdik. Yürüyoruz. Adamın skinki varmış. Bunu vurduğumuzda şey oluyor. Kaçıyor. Hadi bir tur geçsin. Birazcık kurban etmiş olduk. Şöyle kutusuna bir şey koyacağım ki ölsün diyecektim ki tabii kaçtı. Gerefsiz bir kart. Şimdi şunlar tek atıyor abi her şeye. Ona dikkat etmek lazım. Şunu şöyle koyacağım. Şimdi Packrat'ın olayı nedir? İtem kazanıyorsun. İtemlerim de çok kötü be. Yani bu şu çok güçlü, makas çok güçlü. Şu çok böyle rastgele hani tek turda kazanırsak kullanabileceğimiz bir şey. Şu da göstereyim onun ne olduğunu. Evet abi. Yani bir can kazanmak için yapılacak şey mi? Tam değil açıkçası. Peki bunu oynadığınızda bir item kazanıyormuşuz. Açıkçası onu kesmenin mantığı yok.
O yüzden ben direkt şunu yapacağım. Burada da Bullfrog'umu öldürmek mantıklı. Skink'i mi? Skink'i öldürsek arkası var. O yüzden Bullfrog'u öldürelim. Zaten bir vuruyor diğeri. O zaman bas. Ne item geldi bu arada? Onu da görelim. O kum saati geldi. Süper. O şimdi adamın bir turunu geçecek. Güzel olay. Şimdi yalnız bizim elimizde çok kötü bir deste var şu anda. Nasıl bu kadar kötü gelmiş olabilir dedirtti. En azından böyle bir kan ekonomisi kuralım. Şundan var. Adamın bir turunu atlasak mı acaba gerçekten ya? Atla baba. Tamam. Geçtik bir tur. Aynen öyle. Beklemek zorunda kum saatini kullandığımız için. Şimdi bana şundan bir tane ver. Mantis geldi. Diyorsun. Mantis onları keser aslında. Peki abi, ben bunu vereceğim ve böyle de alacağız bakalım. 3 kere vuruyor adam. Manyak bir kart. Onu tekledi. Squirrel. Şuraya koyalım. Onu öldüremez çünkü. Geçtik. Onun ikisini de kesecek bir çocuk. Helal olsun. Hiç problem yok. Elder Scroll'a döndük. Ve de kazandık dostlar. Güzel oldu. Peki abi, sincaplar bizi kurtarıyor ya şu an. Sincaplar valla kötü değil. Cockroach, Kaminski veya River Otter. Yani açıkçası bu noktada Kaminski bir bone istiyor sadece. Ve de iki tane de özelliği varmış. Canı bir ama. Canı bir olup çarkuyla olması yani çok da bir işlevi yok açıkçası. Bu kartlar çok güçlü oluyor. Bu sicil çok güçlü. Ama bunda da şöyle bir durum var. 1-1 olması kötü. Yani bunu alıp başkasına basmamız lazım. Bizim zaten Mantis'ten basacağımız bir şey olduğu için ikisini de basamayız. O yüzden bunu almayacağım şu an. Cockroach aldım abi. O öldüğünde direkt geri elinize geliyor. Bonlarımızı kullanırız onunla. Elimizde kart olur. O, bunlar iyi. Bunlar güzel. Bir şeyler anlatıyorlar. İki tane aynı karttan varsa şimdi kullandıracak bize bir şey ama yok. O yüzden bize bir tane daha kart verecekler abi galiba. Peki. Açıkçası bu noktada River Snapper'ı ikilesek çok OP bir şey olur ha. Çünkü bunları birleştiriyorlar. 2'ye 12 olur mesela o kart. Çok güçlü olur gerçekten. Bakalım bir daha görür müyüz onları ölmeden önce? O da biraz manidar bir durum. Şimdi bu kart çok tehlikeli abi. Hem su altına dalıyor hem de üstten vuruyor. Ona ne olursa olsun bir şey yapamayız demek bu. O zaman onun karşısına ondan çok vuran bir şey koyman lazım abi. Oyunun mantığı bu şekilde işte. Coyote'si var, şeyi var. Yani çok tehlikeli bir elle gelmiş herif karşımıza. Dikkatli olmamız lazım. İtem kullanabiliriz istersek zaten. Ben Squirrel'ımı şuraya koyuyorum aga. Adam yürüdüğünde bize zaten şu an 4 vuracak. Ben herifin şu coyote'sini kessem mi acaba diye düşündüm. Zaten kesemiyormuşuz bu turda. Bakalım bu turki elimize bakarak yapabiliriz aslında onu. Gerçi mum mu daha önemli yoksa makas mı onu bilmiyorum. Düşünmek lazım. Şimdi Squirrel'ımız var. O bir hasar vuracak. Şöyle yaptım o zaman. Fena değil. Bunu yapamayız tabii ki. Öldük mü? Öldük abi. Çok güçlü elle geldi adam. Benim elim de kötüydü. Sağlık olsun. Şimdi şu nedir? Ne olduğunu bilmiyorum. Burada bir kartı bayağı yok edip oradan sonra bir şey yapıyoruz. İteme ihtiyacımız yok şu anda. O yüzden sola gideceğim.
Bunu ilk kez görüyorum abi. Peki, sınavımı geçersen senin olacağım dedi. Peki. Birini seç diyor bunlardan. Yani 3 kartın toplamı en az 4 atak edecek diyor. 3 kartın ikisi en azından aynı aileden olmak zorundadır diyor. Veya en azından 3 tane sicil olması lazım aralarında diyor. Şimdi destemize bakabiliyoruz. Süper. Abi açıkçası aralarında 4 atak olması mümkün ama birazcık zorlayabilir. İki tanesinin aile olması biraz daha yüksek bir şans olabilir sanki. Üç tane sicil olması lazım diye aralarında. Sicilimiz çok var aslında. Şu River Snapper'lar bizi biraz bozuyor. Stout'un sicili olmaması biraz bozuyor. Peki abi bir şans alacağız. 3 sicil. River Snapper 2 tane çektin ha. Şerefsiz. Şerefsiz. Neyse. Peki. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Şunun ne olduğunu biliyorum. Buna gidelim. Evet abi. Burada şimdi aç insanlar ateşin etrafında bekliyor. Diyor ki bunlar ateşin yanına bir şey koysana diyorlar. Güçlendireceğiz onu diyorlar. Şimdi abi yani yiyebilirler yani bizim koyduğumuz şeyi. O yüzden birazcık korkuyoruz. Gördüğünüz gibi Stoat kardeşimiz lütfen koyma beni oraya diyor. Lütfen diyor yani. Bizse burada hayvanlık yapıp onu koyabilirdik. Hayır 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 diyor. Bu işte gerekeni yap diyor açıkçası. Peki. Ben bu River Snapper'lardan bir tanesini güçlü yapsam yine de birleşebiliyor mu bunlar? Ne oluyor acaba? Çok merak ettim. İki vuruyor artık. İnanılmaz, inanılmaz. Evet abi, kartımızı aldık, kaçtık. Baktık ki bir tanesinin niyeti bozuk yani. Şurada varmış abi bu arada Mycologist. Birleştireceğiz, güzel. Tamam, şimdi bu kombatı kazanalım hadi artık. Herif yine çok güçlü desteğiyle geldi ama yapacak bir şey yok. Şimdi Squirrel'ı şuraya koydum ki onun üstünden saldıracak çünkü bu adam. Coyote, Wingfisher. Wingfisher 1-1 zaten. Önemsiz. Ben bu turu geçeceğim sanki. Ha? Bat 2 mi vuruyor? Oh, şöyle koy. Coyote 2 vuracak. Ne yapacak? Bir şey yok. Rabbit Pelt'ı oynasak mı acaba? Oynayalım şöyle. Hadi bakalım. Çocuk tabii öldü ona. Sağlık olsun. Abi şimdi. El çok kötü. Bunun coyote'sini ben keseceğim. Betine ne yapacağım? Ah be oğlum. İki blood. Çok fazla kan isteyen kartımız var abi. Sıkıntı. Ben bunun coyote'sini kestim abi. Yoksa öleceğim çünkü bu tur. Onun yerine şimdi 3 hasar yiyeceğiz. Bir canımız kalacak. Onunla da Squirrel aldım. Squirrel'ı koydum da bir şey koyamam ki. Öldük. Unlucky diyelim, ne diyelim. Kartlarımız kötü abi. Beğenmedim. Ve de öldük dostlar. Ne oldu şimdi böyle olunca? Ağlayabiliriz, bahane uydurabiliriz ama abi bizi götürdü şimdi ne yapacak? Abi bizim fotoğrafımızı çekecek abi. Böyle bir kamerası var arkadaşın. Çok seviyor. Evet abi, ölüm kartımız. Hadi başlayalım dedi. Sonraki tur işte bu kartı oynayabiliyor olacağız. Rabbit Pelt bedava. Çok güzel. Bedava olacak kartımız o yüzden.
Power and Health. O 2'ye 6 mı yapalım, 3-2 mi yapalım? Düşündürdü. 2'ye 6 sanki daha word. O yüzden 2'ye 6. Çok güzel. Beleş bir tank kartı bu şu anda. Sicil. Bir de üçlü mü vursun? Ne diyorsun sen? Bu kartı aldığımızda bunu düşünmüştük. Ama işte şimdi gerçek bir seçim yapmamız lazım. Üçlü vurursa evet. Üçlü ve güçlü de. Abi şimdi öldüğünde otomatikman oynanması da tatlı olmaz mıydı? Gerçi bizim kartımız zaten beleş değil mi anasını satayım? Ya abi sen üçlü vur ya. Üçlü vuruyor. İsmine olsun diyor. Üçlü vuran, iki canı, iki vuran, altı canı olan bir şey. Nedir abi bu? Bunun adını Volibear koyacağız abi. Volibear. Tamam, çek resmimizi. Ölüm bizi bekliyor. Gelsin. Hazırız. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki inscription videosu eğer oyunu sevdiyseniz yakın zamanda olacaktır. Yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi oyun bitmedi arkadaşlar. Ne oldu? Adamlar bize bir şey öğretmiş oldular. Ne öğrettiler? Cage Wolf. Ne? Ne dedi o yine? Bir şey dedi ya. Abi şimdi bunun ne anlamı var ki bu ekranın? Bir şeye basamıyorum. Hiçbir şey olmuyor şu an. Neyse. Biz böyle oynamaya devam arkadaşlar. Burada yapılacak önemli bir şey var ama ben henüz onu bulamadığım için kart oyununu oynamaya devam ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim. Siz de oyunu alıp oynayın abi kesinlikle. Çok tavsiye ederim. Beraber çözelim bu oyunun geri kalan kısmına çünkü bir şekilde erişeceğiz ama nasıl olduğunu bilmiyorum. Şu anlık oyun böyle döngüye yapışmış durumda. Kesin bu döngüyü kırmanın bir yolu vardır ya. Oyun bu kadar değildir. Bakalım. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim hepinize. Seviliyorsunuz. İyi günler. Abone olmayı unutmayın. 2800 abone olacağız inşallah. Bakalım.